Alt Kapı ekibi olarak hız kesmeden yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta sektörlerin öncü isimleri, başarılı isimleri sizlerle buluşturuyoruz ve bu noktada kendilerinden bilgi alıyoruz efendim. Bursa'dan sesleniyoruz sizlere. Evet, bugün hangi konuları konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz? Gelin konuğumuzdan öğrenmiş olalım efendim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Tanımak istiyorum sizi biraz. Ben Mustafa Tok. MT Üniversal İnşaat Emlak Peyzaj üzerine çalışma faaliyetlerini yürütüyor. Öncelikle Bursa'mıza da hoş geldiniz bu arada. Teşekkürler, tekrardan. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Biz emlak sektöründeyiz. Çeşitli arkadaş gruplarıyla ve öncelikli olarak bizzat yerinde görerek, yerinde değerlendirerek, internet ağlarından yararlanarak, oradaki programlardan yararlanarak fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalara istinaden oranlar belirliyoruz, fiyatlandırmalar belirliyoruz. Satılabilir haline getirip sonra yatırımcı müşterilerimize ya da ihtiyaç sahibi müşterilerimize bunları sunuyoruz. Süper, çok güzel. Şimdi bir gayrimenkul danışmanı dediğimiz zaman aslında akla gelen şey bizim yatırımlarımızı değerlendiren kişiler oluyor. Evet. Ama doğru yatırımlarımızı değerlendiren. Kesinlikle. Çünkü belirli noktalarda biriktirdiğimiz meblağlar var. Belki de son biriktirdiğimiz meblağlar ve evet, o doğru yatırımı yapmamız gerekiyor. Evet. Peki bu noktada Bursa'nın hangi bölgeleri verimlilik alabileceğimiz yatırım olarak mı, yaşam olarak mı? Ne konuda değerlendiriliyor bu il mesela? Bu ilk önce tabii müşterinin talebi doğrultusunda. Yani ben ileriye dönük bir yatırım yapmak istiyorum diyorsa ona göre çevresel analizler yapıyoruz. O bölgede yetkin olan, daha öncesinde uzun senelerdir o bölgelerde çalışan arkadaşlarımızdan destek ve talep alıyoruz. Yardım alıyoruz daha doğrusu. Bu yardıma istinaden de gidip yerinde görerek müşterimizin de potansiyeline ve bütçesine göre oradan işte sanayi olabilir. Sanayiye yönelik yatırımların gelebileceği yerler ya da turizmin gelebileceği yerler diyelim. Bu tip çalışmalardan sonra kendilerine sunum yapıyoruz. Diyoruz burada bu çalışmaları yaparsak size getirisi yüksek olacak diye bu şekilde faaliyetlerimiz süper, sürüyor. Süper, harika. Bursa bakıldığı zaman oldu mu hep bir sanayi bölgesi evet, aslında. Hep bir faal, hep bir iş aktiviteleri vesaire. Yani küçük İstanbul diyebiliriz aslında Bursa'ya evet, da. Evet. Ve yakın illerde olduğu için bu noktada çok fazla talep gören bir yer. Hı-hı. Aynı zamanda sizlerin burada oluşturmuş olduğu, bizlerin de tabii ki de kulaktan aşinayla duyup detayını sizlerden öğrenmek istediğimiz projeleriniz var. Hı-hı. Şu anda hali hazırda mı? Hangi aşamada? Ne konuda? Hepsini de öğrenmek isteriz sizlerden. Evet. Şimdi ilk olarak talep, arz talep demiştik biraz önce. Bunlara ilişkin mesela şu anda daha çok doğada var olmayı isteyen müşterilerimiz var. Bunlar için bungalov tarzı evler, ondan sonra ya da taşınabilir evler projeleri var. Onun haricinde orman yangınlarını engelleyen, geri dönüşümü sağlayabilecek yeni ürün ve projemiz var, patentli bir ürünümüz var. İnşallah onu da sunumu gerçekleştireceğiz. Bu şekilde çalışmalarımız oluyor. Yani tamamen arz ve talep üzerine. Süper, harika. Bakıldığı zaman aslında ileriye dönük hedeflerinizi istek, arz, talepler belirlemiş oluyor bu noktada. Tabii ki. Çünkü size gelinen durumda ise sizler yok demekten ziyade o projenin evet, üzerine, o çalışmanın üzerine gidiyorsunuz. Peki tabii biraz ki, ekipten bahsetmek istiyorum. Kaç kişilik ekiple çalışıyoruz? Şu anda 8 kişiyiz. Bu arkadaşlarımız farklı bölgelerde. Kendilerince tabii ki uzman, sürekli geliştiren, haftanın belli bölgelerinde toplantı ve fizibo çalışması dediğimiz araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birbirimize fayda sağlayarak, eksik yönlerimizi tamamlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süper, harika. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Verdiğiniz tüm bilgiler için aynı zamanda teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür noktada ederim. Ben artık röportajı sonlandıracağım ama sizin son olarak söylemek istediğiniz ya da benim sizlere sormayı unuttuğum herhangi bir şeyi aktarmak ister misiniz izleyicilerimize? Bursa'mız gerçekten yatırıma hem aç ve bunun karşılığında birçok yatırımcıyı çeken bir yer. Herkesi davet ederiz, herkesi bekleriz Bursa'mıza. İnşallah yeni projemize de desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizleri ağırlamış olduğunuz için de her ne kadar çat kapı gelsek de bizleri ağırlamış olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim gördüğünüz üzere bilgileri aldık, detayları sizlere aktardık. İl il gezip bütün bilgilerle, bütün öğrenilecek şeylerle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Sizlerle bizleri seyirde kalın, hoşça kalın.